Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selamat. Tabii. Ben bir şey anlatayım, ondan sonra bir tanesi bitirirsiniz. Esas dersimize geçeriz. Biraz onun etkisi var bende. Anlatacağım mevzunun. Bir şeye gittim. Cerrahpaşa Hastanesi'nin bir dostum ziyaret etti. Psikiyatri bölümünde yatıyor. Rol tanıtıyorlar. Tanıdığımın damadıymış. O hastayla bana bir alakadar gösterdiler doktorlar. Tanıyanlar var bölüm. Bölüm başkanları, bölümde profesör olan var, Özgür'üm sen bilirsin. Bölüm yaklaşık olarak bir üç tane profesör var, psikiyatri bölümünde. Orada siteden bile biliyor bir kişi, diğeri de dostluğumuz var yani. Ona gittim, ondan sonra hastaneye gittim. Bu alakadarlığı olunca orada ilgiyi çekmiş. Hastanede de tanıyan çıkmış vesaire derken bayağı bir etrafta şey olunca daha hastaya da gidince orada bir adam yukarıdan aşağı geldi. Sol tarafta bir bölümde geldi. O yerdi. Biz hastaneden çıktık, aşağıdayız. Dedi ki hoca mısındır dedi. Dedim öyle gözüküyor, öyle diyorlardı. Bu kadar laka cami hocasına göstermezler dedi. Dedi kendisi. Neyse adam şeymiş. Makedonya'da araba parçası imal ediyormuş. Kosova Makedonya'da. Fabrikası Romanya'da da varmış. Bu dediği tabii. Ağızla alakalı kanser. Ağız, tükürük imal etmiyor. Nasıl bir şey sözgün? Etmiyormuş. İşte derken sıfırası varmış, yukarıya doğru çıkmış da işte neyse. Dedi ki, o kadar büyük fabrika var ki dedi. Bak ham madde geliyor dedi. Parça yapıyoruz. İnanın, şu adamı da hulasa ediyor. Tükürük salgılamıyormuş, tükürük. Tükürük salgılamıyormuş, kanser. Yukarıya da sıçramış zaten. Fabrikam olmasa, şu 14 yaşındaki çocuğumun bir tükürüğü salgılansa. O salgılansa diğeri diyor kurtulabilir diye söylemiştir. Vesaire. Orada. Yani gelirken tabii uçaktan, İzmir'e gelirken uçaktan beni çok meşgul etti bu. Makedonya'da fabrikası var, Romanya'da fabrikası var. Türkiye'de, Bursa'da şeyi var. Adam orada yani. Oradan oraya gitmiş. Bir tükürüğe değiştiriyor. Fakat ben kıymetini bilmiyorum. Ben hiç duymamıştım böyle tükürük bezlerinin altı solup işte konuşmasını yapamıyor, yutkunamıyor. Yapay makine var hocam. Tükürük ötüp ağzı pompalıyor. Pompalıyorlar o şekilde. İşte onu koymuşlar, onu koyduktan sonra deli altına bir şeyler yapmışlar. Fakat yukarıya da çıkmış, sıçramış aşağı, arkaya doğru. Yani koca fabrikası bizi tükürük bezini değiştirecek. Ama ben de kıymetini bilmiyorum. Çok garip. Başlamadan şöyle bir şey yapayım. Tarih boyu insanoğlu en çok insanı merak ediyor. Yerine bir kabına sığmadı. Hiçbir şeyle tatmin olmadı. Hiçbir şeyle memnun olup doymadı insan. Hep sorguladı. Tarih boyu en çok insanı merak etti.
çok tuhaf ki merak edilenle merak eden aynı. Aynı. Bu diğer hayvanlara, mahlukata ne verirsen doymuştur. Belirli bir yerde, düzeyde durmuş ama insanın hiçbir zaman merakı doymaz. Topla abim. Topla. İnsan, ondan sonra başlayacağım. İnsanın merakı bitmedi. Kendisini mevcudatla izah etmeye kalktı. Daha beter olduğunu gördü. Daha bulaştı yani. Daha karmaşık olduğunu gösterdi. Al bunu da vereyim. Mevcudata el attı. Ben belki bununla insanı izah ederim dedi. Hep mevcudatın alakadar olması, mevcudata yoğunlaşması, biyolojidir, kimyadır, fiziktir, astrofiziktir, fiziktir, kaos fiziğidir, metafiziğidir. Fakat hep kendisini anlamlandırmak için yapmış. Hep ben merkezli. Sonrasında müthiş dünyada dine yönelme var. Çok ama. Müthiş dünyada. Türkiye'de de bakarsanız eskiden genç bir iki tane camide olurdu değil mi? İhtiyarlar olurdu. İlaç da gösterilirdi. Şimdi ihtiyarlar az. Gençler çoktur yani. Camilerde gençler daha çok. Çok, çok fazla. Ben bak şuraya. Eskide sohbette ihtiyarlar gelir. Benden yaşlı burada insan zannetmiyorum. Var mı? 55 yaşında olan var mı? Yok abi. Yok. 54? Yok. Ben yani en yaşlınız benim. Ortalama kaçtır burada? Ne dersin? Ortalama 27-28-29'dur abi. Evet. Bak. Budur. Yani arkadaşlar, insan hep araştırmaya iten batındaki dayatmalarıdır. Hep kendisini merak etmiş. Ve size başıma geçen bir misali anlatacağım. Belki de çok sorularınıza cevap olacağım. Dün başıma geçti. Bilgisayarım tamirdeydi. Geldi. Laptop masamda duruyor. Kapalı. Birisinden ödünç almıştım. Bilgisayar açık. İkisinin de arkadaşlar mouse'u, bilgisayarı yöneten şeyi biliyorsunuz. İkisi de duruyor burada. Bir tane burada bilgisayar, bir tane böyle. Siteyle bir bakayım dedim. Aldım mouse'u, bilgisayara bakıyorum ekranı. İnşa edeceğim, tebdil edeceğim, değiştireceğim, müdahale edeceğim siteye. Mouse oynatıyorum, şey oynamıyor. İmleç oynamıyor. Bu sefer ok oynamıyor ya. Bu sefer hiç düşünemiyorum. Allah Allah. Sonra buradaki bilgisayardaki yerle, zeminle oynatmaya çalıştım, oynuyorum. Tamam gittim ama onunla da pek beceremiyoruz yani. Bir bilgisayarda o kadar şey olmuyor. Mouse'a tekrar attım. Yok. Bununla ona müdahale etmedim. Edemedim. Sonra belirli zaman sonra böyle biraz canım sıkıldı. Döndüm, baktım ki gözümde iki tane mouse var. Meğer kapalı mouse'un, şey bilgisayarın mouse'uyla açık bilgisayarı müdahale etmeye kalktım. Ve olmadı. Bu insanın fıtratıdır. Bu insanın dünyasıdır. Dünyayla fıtrata müdahale ettim, red cevabı etti. Hiç oynamadı. Hayret ettim. Hayret ettim. Niye? Dünyanın hiçbir hadisesi bunu inşa edemedi, değiştiremiyor. Bu asrın insanı neyi tuttuğunu bilmiyorum. Bakın karalama tuttum. Bakmıyorum ki buraya. Bilgisayara daldım. Aldım mouse'u, hareketlendiriyorum. Hayır, müdahale edemedim. İnsan da dünya mouse'unu almış kendisi. Ruhuna müdahale etmeye çalışıyor. Ruhunda işlemeler yapsın. Olmuyor.
olmuyor, ruha girmiyor, bedene. Dünya mausu ancak dünya bedenine, bedene müdahale edebiliyor. Arkaya demiyor. Sonra mausu değiştirdim, baktım ki çalışıyor. Demek ki onun karşılığı neyse o. Ruhun karşılığı da ruhaniyattır. İkinci mausu diye müdahale etti, hareket ettirdi onu. Çünkü onun karşılığıydı, onun karşılığı değildi. Fıtratıydı yani. Yani içinin karşılığı buydu. Ha. Bu içinin karşılığı bu ise müsaade etti, iç orası müsaade etti. Onayladı. Onun onaylamasıyla, bunun onaylamasıyla başladı. O onaylamazsa bu onaylayamıyor. O kabul edecek bunu. Bunu kabul ettikten sonra bu onu değiştirebiliyor, onaylıyor. İlk önce onun onaylaması lazım. İlk önce ruh kabul etmesi lazım. O zaman fıtrata mübaşeret uygun hareket olacak yani. Tabii olacak. Mesela uçakta şimdi geliyorum. Birisi var. Aleykümselam. Tabii ki bir davayı anlatacağız. Nasıl anlatacağım? Nereden gidecek? Allah'tan bahsedecek, kulağını kapatacak. Ahirette bahsedecek, kulağını kapatacak. Yani genel bir şey, merak haber bir soru atmam lazım. Tamam. Ne iş yapıyorsun dedi. Ben dedim psikoloğum dedi. Durdu böyle. Yani dedi, ben dedim ruh tamirhanesinde, atölyesinde çıraklık yapıyorum. Şöyle aşağı yukarı bir baktı, çıraklık dedi ama ne dediğimi anlamadı ki. Çıraklık deyince, ya bu yaşta çıraklık dedi. Dedim, ne yaptım anlamadın ki sen dedim. Bir de söyler misin? Ruh tamir atölyesinde çıraklık yapıyorum. Ruh tamir ediyorum dedi. Nasıl tamir ediyorsun dedi. Psikoloji attık maltaya, ondan sonra aldım sazı elime tabii. Yani herkeste zaaf nokta psikoloji. Şimdi onun mouse'u bende şimdi. Mouse'unu aldım. İçten merak ettirdim. Kendisini merak etti. Nasıl dedi ruh tamir atölyesinde çalışıyorsun? Ruh var dedim, biliyor musun dedim. He var dedi. Ben de ona geliyor ki dedim var dedim. Var dedi, ruh var dedi. Dedim bazıları ruhuyla ruh inkar ediyor, onlar garip. Garip böyle. O tipler de var. Ruhuyla ruh inkar edenler var. Çünkü inkar eden, kabul eden ruhtur. Ruhuyla ruh yoktur diyor. Ruh ne kadar gülüyordur. Neye benziyor? Şeytana tabi olanlar şeytanı inkar ettikleri. Ölüm korkusu şeytanındır. Ama ben korkuyorum yutturmasıdır. Çünkü ölüm korkusu ilk ondan çıkmıştır. Adem'le in aşağı dendiği zaman Allah'tan istedi. Ne istedi? Şeytan ne istedi? Nereye kadar? Kıyamete kadar. Ben zannettim ki tövbe edecek namussuz. Tövbe etmesini beklerken kıyamete kadar mühlet ver dedi. Allah o kadar hürriyeti seviyor ki, Allah ne kadar hoş bir şey bak hele. Ne yapacaksın diye soruyor. Diyor ki sana gelenmek isteyenleri azdıracağım diyor. Hem suç işlemiş, hem ceza verecek Allah, hem de dua istiyor, dua ediyor, kabul oluyor, ömür istiyor. Ömrü ne yapacaksın diyor. Hani tövbe vesile yapacak diye. Sana gelmek isteyenleri azdırmak için kullanacağım diyor. Ve bu Allah kabul ediyor. Ve sen de hala şüphe ediyorsun ki benim duam kabul olacak mı acaba? La şeytanın duasını kabul etmişler. Ama benimse olmuyor. Olmuyor, olmayan hiçbir dua yoktur. Ya burada verilecektir, ya daha iyisi burada verilecektir, zamanı gelmedi. Veya ahirette en zor durumda kalacağın haşir meydanında verilecektir. Ama mutlaka verilecektir. Evet, Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin selavat. Bismillahirrahmanirrahim. Fanzur ila asari rahmetillahi keyfe yuhil arda ba'de mavtiha. İnne zalike la muhyil mevta ve huve ala kulli şeyin kadir. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم صدق الله العظيم. O kardeşimize söyle bardakları şeyle yıkasın, rüzgarla yıkasın.
Dördüncü remiz. Hayatın, sayfa 333, bunlar da kalı. Bir tükürüğe fabrikasını veren adam buraları bana hatırlattı. Veriyor ama gene eline geçmiyor. Sende var değil mi tükürük? Üretim. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Bizim bir abimiz var abi şeyde, Salim'le böyle iş yaptığımız. İlk defa gittim yanına, pet şişe sürekli yanında. Bir buçuk iki dakikadır, bir buçuk iki dakikadır içmek zorunda abi. O da bir rahatsızlık geçirmiş, bahsettiğim fabrikalarına olanmış. Su içmese yani bir yudum su alıyor, sürekli içiyor. Yoksa konuşamıyor. Evet. Abi. Dördüncü remiz, Lemanar Hayat bahsinde hayatın 28. hassasında beyan edilmiştir ki, etkilendim yani dün, işte gelirken de böyle adam böyle, bu da şey, tasarım mühendisi sağ tarafında, sol tarafında kim olduğu belli değil ama çaktırmadan çakıyor tabii böyle, kulağı bizde böyle ama dahil olmak istemiyor, çok böyle şey yaptık ama girmiyor. Ama zıt bir şey böyle. Fakat nasıl dinliyor? Çok acayip. Buralara girdim. Dedim ki ezberden, hayat burayı değil, imanın altı erkanına bakıp ispat ediyor. Onların tahakkukuna işaret ediyor. Altı tane iman esası iktiza ediyor. Hayat. Mesela, burada anlatacağım. Hayatın hakikati ve mahiyeti Allahsız olmaz. Hayat derken anlamış değiliz. Nedir hayat? Üreyen, çoğalan, allayan, bağıran bu mu? Hayat hareket midir? Şu senin benim bildiğimiz var ya böyle görmek, işitmek. Bunlar hayatın alametidir. Hayat değil bu. Ustad diyor hayatın alametidir diyor. Hayat olduğunu gösteriyor. Öyle değil mi? Görmek, işitmek, irade, ihtiyat, hayata işaret eder, alametidir. Hayatın kendisi değil. Mesela senin sesin, ses tonun, sen misin? Değil mi? Senin hayalin, düşüncelerin, sen değilsin ki yani. Senin sıfatlarındır, dışa vuruşlarındır. Yani hayatı bilmiyoruz ki. Hayat nedir denilirse, bu cemaata diyeyim, Allah'ın dışında 18 bin alem, şimdi sitede var, 18 bin alem insanın neresinde diye, o ders yaptık yani böyle, itiraz etmesinler diye parantez aç, Risale dersi değildir. Çünkü hulasa etmişiz o derslerden, öz, misal, mesela hep misal dolu. Aynı bunu görmüyor. Şimdi Allah'ın dışında 18 bin alemi hayal et. Allah'ın dışında, yani Allah yarattı. Koy makineye, hepsinin özünü al, meyvenin suyunu söker gibi. Özünü al, 18 bin alemin cevheridir hayat, onu sana koymuş. Bunu koyarak sana alemleri koydu işte. Mesela Brezilya'dan Almanya'ya şey geliyor, %100 diyor, meyve suyu, Brezilya'dan gelmiş. Lan meyve suyu olsa oradan oraya gelir ya, bozulur ya, buzdolabına da koymaz. Meğer suyunu al, şeyini, meyvenin suyunu çıkarıyorlar, suyunu da damıtıyorlar, tamamen tortusunu alıyorlar, suyunu bırakıyorlar. Geliyor almaya da, hangi oranla su bırakmış, o kadar su katıyor. Bu öz olduğu için %100 diyor. Yani senin yediğin %100 gibi değil yani gene. İşte biz de özü gelmiş buraya sulandırmışız. Hayat 18 bin alemi hulasası. Başka ne var sende? Hayatı koy gene makineye. Özünü al. Şuur ve his. Hisler mecmuası. Altyapısı. Hayatın altyapısı. Mahlukiyete doğru geliyor. Enerji paketleri. Yuma, his. Onu bütünleyen şuur. Onu da makine koyuyoruz. Buraya anlatacağım konu için bunu yapıyorum. Diye
Özün al, akılca verin. Daha burada bitiyor hayat. Ruh, hayatın daha özü değil. Mustakil zati bir çeveridir. Ruhun dört hassası var. Zih hayattır, zih şuurdur, karınım, rücudar, canım, ayıcanız biliyorum ama sayayım. Bu ruhu bir tanesi hayattır. İşte bu hayattan okuyacağım. İnsan hayatını kullanıyor ama bilmiyor nedir hayat. Ben de bilmiyorum. Bu işte 18 bin alemin damıtılmış hali. Hayat nerede varsa 18 bin alem orada. Cep telefonun varsa sende, aynı cep telefonu. 18 bin tane video olsa, telefonun ağırlığı değişir mi? Değişmez. Birbirini kapatır mı? Yok. Onu dinlemeye kalksan, bak 18 bin tane video telefonda, telefondan misal bedendir. Ayrı ayrı 18 bin tane video alemlerdir. Aynı alemde. Yer kaplamıyor, bakın. Videoya bas bir tanesini 1 saat 59 dakika diyor. Onu dinlemek için 1 saat 59 dakika verecek. Kapat, o 1 saat 59 dakika telefon içinde değil mi? Zaman yok. Film tamam orada. Zaman orada dururmuş, bastırılmış. Zaman işlemiyor, basınca işliyor zaman. 59 dakika, yani 1 saat bastırılmış. Bast edilmiş. Basınca açılıyor. İşte Müslümanlar deri giderek bunları aktif ediyor bu videoların birkaç tanesini. İşte eğer dinden kopuksa bu videoların çoğusu hiç açılmadan ölüp gidiyor. Şimdi hayat imanın altı erkanına bakıp ispat ediyor, onların tahakkukuna işaret ediyor. Şimdi bundan sonra giriyoruz arkadaşlar. Zor demeyin, kendinizi lütfen bloke etmeyin. Ben bunu anlamam sakın demeyin. Bir kere devre dışı kalırsın. Baştan kırmızı kartı yemiş olursun. Yani ben anlamam. Benimle alakası yok. Veya çok yüksek... Hayır kardeşim. Serttir kaya, yumuşaktır su. Vura vura, vura vura oyuyor işte. Karadeniz'in kayaların oyuyor. Sakın ben anlamıyorum deme yani. Niye anlamayacakmışsın? Sana yazılmış. Bak şimdi. Anlamadığınız yeri de sorun yani. Beraber şey yaparız. Bak diyor ki, madem bu kainatın en mühim neticesi ve meyvesi, hikmeti, hilkati hayattır. Yani bu kainattan hayatı çıkarırsan her şey birbirine çöker. Yani 18 bin tane video olan telefonunuza batarya biterse hiçbir şey yok, hiçbir anlamı yok. Peki, batarya ile video çekiyorsunuz. Batarya biter mi? Biter. Ses çekiyorsunuz, biter mi? Biter. Mailler yazıyorsunuz, biter mi? Biter. Tamam işte. Bak, batarya bittikten sonra video olmuyor. Bitme anında video oluyor. Bak, enerji nasıl olduğunu bilmiyoruz. Ama bu enerji videoya nasıl dönüşüyor? Batarya ile video nasıl olur? Hiç alakası var mı? Yok. İnsanın ömrü bataryadır. Ahiretin filmini çeviriyor. Yani batarya ahirete dönüşüyor. Aynen. Telefondan kasıt bedendir. Kameradan kasıt gözdür. Kayıt cihazından kasıt kulaktır. Batarya hayattır, ömürdür. Bilgisayar, cep telefonundaki sistem ruhtur. Diş dünya, diş dünyadır. Çektiği batarya filme dönüşmesi, hiç size gösterilmeseydi, yok olsaydı bize. Böyle bir şey bilmiyoruz. Ya şu batarya var ya böyle, akü yani dediğimiz. Pil yani. Bu film demektir, film. Ne? 50 sene önce. Bu film demektir, film. Neler var biliyor musun bunun içinde? Bu olurdu bundan. Ne olurmuş bundan? Filmler olurmuş. Nasıl film olacak? Bu bataryanın içi karanlık değil mi? Filmde aydınlıklar var, güneş var.
Bataryası siz değil mi? Sesler var bataryanın içinde, videonun içinde. Telefonu bir dinler misiniz? Ses var mı? Yok. Videoları yok. Videoların sesi yok. Bastığın zaman ses var. Sessiz yerde ses nasıl şifrelenmiş? Ahiret de öyle olmuş sana. Bir sürü sesler var 18 bin videonun. Nasıl ses var da yok gibi? Nasıl o sesi, şu anda konuştuğum sesi, nasıl sen kayıtlayacaksın? Normal bir teknoloji mi? Tuhaf değil mi? Sessiz yerde sesi kodlayacaksın. Ahireti de buraya kodlamış işte. Ahir zamandaki teknoloji o kadar böyle ahiretin üstüne açıyor ki. Kıyamete sanki yaklaştıkça, ahirete yaklaştıkça sanki o şehirden uzaktan şehrin lambaları vesairesi, alametleri, şehre girişte yollar, yolların büyüklüğü, genişliği, yani alametleri gözüküyor ya, alametleri. Adeta ahirete yaklaştıkça sanki ahiretin özellikleri artık ortaya çıkmaya başladı. Oraya alışalım diye. Mesela? Ateistler bile deist oldu. Allah kabul edin. Evet. Bilgisayardan inerken ufak ufak İzmir gözüküyor değil mi abi? Ya. Rampada. Evet. Yaklaştıkça. Bundan sonra alametine yol genişleniyor, bir sürü şeyler, tabelalar, iletişimler, şeyler başlıyor, cep telefonu çekiyor. Yani Manisa'ya inerken doğru. Şimdi ahirete inerken sanki böyle ona yaklaştıkça bazı teknolojiler, onu andıran teknolojiler ortaya çıkıyor. Sessiz kardeşim ya, sessiz yerde sesi kodlamış. Basıyorum ortaya çıkıyor istediğim zaman. 100 sene önce deseydin bak, bunlar hepsi kayıt altına giriyor, ahirete size dinlettirecek, iman et diyorlardı ona. Biz şimdi kayıt cihazına iman etmiyoruz. Şahit oluyoruz. Şahit oluyoruz. Eskide iman edilen şey şimdi şahitsin. Manisa'dan İzmir'e inerken fren patlarsa kaçış rampası var abi orada. Var mı? Mobeseler var abi, fotoğrafını çekiyor, yere gönderiyor. Mesela güneşin batıdan doğumu olayı malum, tövbe kapısı kapanacak. Acaba ona da mı çok yaklaştık da hani? Her şey. Ya gittikçe şey oluyor, o zaman perde kalkacak herhalde. Kalkıyor. Mesela bak, biz lise okurken madde atomun bölünebilir en küçük parçasıydı. Öyle okuduk. Şimdi madde bölünebilir en küçük parçasına ne alakası var? Kuantum fiziğiyle kuantlara inmiş. Yani maddenin bittiği yerde metafizik mekan üstü, madde üstü den daha karmaşık, daha cami, daha küllü bir alemle muhatap olduk. Yani atom altı alemlerini fark edince atom üstü alemi çok basit kaldı. Benim bir tane fizikçim vardı. Trabzonlu Suadiye Lisesi'nde İstanbul'da şeydi, insaflı bir fizikçiydi. İnkar ediyordu ama biraz akıllı gibiydi yani zeki. Bana şunu demişti. Yani o zaman daha teori gibi şeydi. 70 küsürlerde kuantum böyle bu duruma gelmemişti. Hasancım derdi. Hiç unutmuyorum. Hasancım. Aynı böyle. Şey yapıyorduk böyle. O zaman kuru bir Müslümanlık böyle şey vardı. Ya dedi, ahiretin bir ipucu olsaydı ya, ufak bir alameti olsa var ya dedi. İnan ben o deliği dedi, matkapla büyük yapar, ben giderim biliyor musun dedi. Ahiretin bir küçük, atom altı bir aleminin bir haberi olsa, hakikaten atom altında başka bir şeylerin var olduğunu bilsem, ha derim ki bu esas değil. İşte bundan 4 sene var ve yok. Ben bunu hiç unutamamıştım böyle. Bir gün hatırıma geldi. Bu adam böyle demişti. Şu dedim, kuantum fiziğiyle Cern hadisesinde efendim kuantlara inmiş, nötronlara inilmiş. Yani tanrı parçacığı, Higgs atomu, yani atom da demeyeyim parçacığı, elektron parçacığı inmiş yani.
bu kadar karmaşık bir tane bir beyin bir idarecisi olacak diye. Bunu zındık bile demiş. Zındık demiş Higgs. Demiş. Tanrı parçacığı yani. Yani bu bana ne demiştin? Atom da parça yani madde bölünebilir en küçük parçası ya. Bu maddeden hariç ötelere işaret edecek iddialardan hariç küçük bir ipucu olsa Hasan'cığım ben bunu cadde yaparım dedi. Patika yolunun cadde yaparım dedi. Bana o yeter dedi ahiret için. Demişti. Bana dedim. Öyle yaptım, böyle yaptım. Bir iki haftada telefonunu buldum. Buldum. Yaşıyormuş Allah'tan. Bostancı'da çıktı suali. Ondan sonra telefon ettim. Yani bu derse zikredeyim. Selamun aleyküm dedim hocam. Aleyküm selam dedi ama böyle hocam ben falan numaralı Suadiye Lisesi'nde falan bir de sınıfında falanca Rizeli Hasan. Ooo Hasan'cığım. Ötelerci Hasan'cığım. Ötelerci Hasan'cığım. Sayı ötelerci Hasan'cığım. Hasan'cığım şaşırttın. Beni şaşırttın Hasan'cığım. Umarım beni şaşırtacak bir şey için aramışsındır. Aynı. Dedim hocam böyle böyle bir şey geçmişti hatırlıyor musun dedim. Okul çıkışında. Dedim ki hocam dedim Cen hadisesiyle madde bölünebilir en küçük parçasından sıyrılmış. Malum fizikçisiniz siz hocamsın. Artık atom altı atom üstünden daha karmaşık daha mükemmel hatta atom üstü atom altının dışa vuruş sıfatı olarak yani suyun buzu gibi. Hocam dedim patika olmamış mıdır şimdi dedim size. Hasan'cığım ben patikayı yol yapacaktım. İlim benim patikayı yol değil ilim bana otobanı çıkarttı. Ben inanıyorum Hasan'cığım. Ben dedi patikayı yol yapacaktım dedi ya. Dedim hocam patika çıkmadı mı? Yol yapmak size düştü artık. Dozerle yaparsınız. Buna gerek yoktur Hasan'cığım dedi. Patika değil, otoban çıktı dedi. Eski de teoriydi dedi. Bu kesin. Atom altı ahiretin en harika delilidir dedi. Madem öteler yok, ona açılan yol niçin var? O cümle onun. Çünkü atom altı yoldur. Atomdan atom dışı bir aleme işaret ediyor. Bu yetiyor dedi. Böyle alemlerin olduğu. Çünkü yol var. Çok ilginç ya. Yani. Tabii o zaman böyle şey külliyatta o kadar da bilmiyordu. Çocuktuk yani. 16-17 yaşındaydı. Ya hocam Amerika'da diye yaşayan Einstein diyorlar bu adama. Bir tane fizikçi var. Hatta 25 yaşında profesörler kürsüsünde kürsüsü vardı bu adamın. Ben Einstein atomu böleceğim, kainatın sırrını çözeceğim demiş, çözememiş. O teoriyi takip etmiş. Times dergisine çıktı kapaktan. Bilim Allah'ı buldu diye. 2005 senesinde falan olacak. O diyor ki, ben diyor atomu böldüm. 400 ayrı parçaya kadar gitmiş. Ve diyor baktım ki atomun içerisinde hatta aynen şu cümle geçiyor. Yok eksenli bir merkezden sürekli madde geliyor. Ve hiçbiri, nöptonlar, protonlar vesaireler birbiriyle kesinlikle temas etmiyor dedi. Sonra diyor başımı kaldırdım, göğe baktım. Kim o sistemi çeviriyorsa bu sistemi de ancak o çeviriyor dedim, iman ettim yaradan. Elhamdülillah. Yaratıcıya inandım diyor. Evet. Adamın cümlesi neydi bak. Yok olan eksenden devamlı kaynak geliyor. Evet. Dedim ki hocam patika yolu çıkmadı mı? Artık dozerle yol yapmak size gelmedi mi dedim. Hasan'cığım buna gerek kalmadı. Otoband karşımıza çıktı diyor. Atom altı daha harika. Olmayan bir aleme yol olamaz. Yol var. Çok şey. Diyor ki madem bu kainatın en mühim neticesi mayesi. Niye maye? Her şeyi dönüştürüp değiştirendir hayat. Gübre elma yapıyor. Bak, gübre elma yapıyor.
Yani batarya sizin anlayacağınız tarzda videoya dönüşüyor. 100 sene önce dense bununla film olacak. Seni çekeceğiz. Seni şu şey. Oğlum melekeler çekin lan. Tövbe estağfurullah. Tövbe et lan. Tövbe et lan. İstiğfar et lan. İmanlı iman. Çalkılacağım. Tabii lan. Yani ben bennetler çeker lan. Ben çekiyorum seni. Dede böyle yapsam. Çekiyorum ama çektiğimi bilmiyoruz da böyle. Ulan nedir o ya? Şeytan mı girmiş derdi. Ve çekip göstersem telefona kiramen katibi zannederdi. Kiramen katibi girdi çekiyor derdi. Bakın siyah bir parça ya telefonun bir parçası yani. Bataryası bu kadar bir şey. Videoya nasıl dönüşüyor? Sırayla değil. Filmi çekiyor videoya dönüşmüyor. Döndüğü anda efendim dönüş yapıyor. Yani bittiği anda bitmesi demek video demektir. Video demektir. O anda oluyor. İşte biz ameller gidiyor nasıl anlatacağız kürsüde? Öyle anlatıyoruz tabii. Ben de öyle anlatıyorum. Ahiret değil. Oysa olduğu anda oluyor. Şu anda oralar inşa oluyor. İnsan bir çekirdeğe benzer. Madem bu kainatın en mühim neticesi kulasalanmış bende. Bütün kainat. Mayesi kainatı dönüştüren, değiştiren. Yapısını değiştiren, eriten, manalandıran, içerisinden yol açan hayat. Mayesi hikmeti hilkati hayattır. Bu kainatın mayesi ve neticesi hayattır. Bir bardak su alayım. Hayat. Arkadaşlar lütfen böyle canlılık yeme içme bakma, üreme dolma hayat demeyin. Hayatın alametidir bunlar. Hayatın kendisi değil. Bunlar hayatın sıfatıdır. Misalim vardı abi. Benim gömleğim gir içine. Benim evet. Ben kimim? Evet ben kimim? Hatta Kadıköy Belediyesi de konferans şey yaptı. Bana da 9 dakika yapmışlardı ama sonra uzattılar. 3 kişi konuşma yaptı. Sol biliyorsunuz orası. Onunla alakalı aynı bunu söyledim. Yan yakın da bu. Çünkü siteden dolayısıyla herkes çağırıyor ya. Orası mühim gördüm. Risale'den söyleyeceğim 26. Eleman'dan. Bak sana ne verilmiş? Sana, sen kimsin bak. Vücut verilmiş. Kime? Sana. Sonra hayat verilmiş. Kime? Sana. Sonra ne verilmiş biliyor musunuz? İnsaniyet verilmiş. Sana insaniyet verilmiş. Sen insan değilsin daha. Özgürüm. İnsaniyet sana verilmiş. Daha insan olmadık. Bab-ı insaniyet. İnsanlık alemi var. Kapısı bab-ı insaniyettir. İnsan oradan girecektir. İnsan olursan. Olamazsan. Demiyor muyuz? Olan insanlığın mı battı ya? Niye insan olamadın lan? Biraz insan olsan. Bu laf doğru. Vücut verilmiş baştan. Hayat verilmiş sana. Giydirilmiş gömlek. Bir daha. İslamiyet giydirilmiş. Marifet, marifetullah giydirilmiş. Muhabbetullah verilmiş. Sana bunlar giydirilmiş. Ne giydirmiş? Vücut. Sana verilmiş. Sana. Hayat. İslamiyet. Marifetullah. Muhabbetullah verilmiş. Sana insaniyet verilmişse sen kimsin? Sana insaniyet verilmiş. Sen insan da değilsin. İnsaniyet sana verilmiş. Benim gömleğim diyen gömlek değil. Arkası. Benim atletim diyen atlet değil. Arkası. Benim vücudum, benim hayatım, benim aklım bunu kaldırmaz. Benim ruhum. Ruhunuzu niye kirlettiniz diye Kur'an soruyor. Soracak diyor. Tamam. Benim ruhum. Ruh insan değil ki. Ruh bir cevherdir. İnsaniyet içindeki yapısıdır. İnsaniyet sana verilmiş arkadaş. Sana verilmiş. Sen kimsin? Sen kendine vücut rengini verme.
o ben olan ben, insan değil, ruh değil, gömlek değil, atlet değil, vücut değil. Sen Nur Muhammed'inin bir cilvesi, nakşısın, sanatısın. Şey, sanatı demeyeceğim tövbe, temessülüsün. Aynadaki güneşin misalisin. Bil kendini de çöplüğe harcama kendini. Ya, insaniyetinin kıymetini bilenler, hayatını, değerini bilenler, hayatını suistimal etmeyenler, hayat-ı bakiye mesut olacaklar diyor burada. Devam ediyorum. Böyle bir hayat elbette o hakikat-ı âliye bu fani, yani verilen bu fani bir fani. Fani. Tık tık fan gibi tık 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 gözü dönüyor. Sana böyle öfürüyor. Sanal. Sanal bir rüzgar. Sanal, fani. Fan oradan geliyormuş. Yani yokluktan sana bir şey geliyor, var zannediyorsun. Aynı ortamı hareketlendiriyor. Hayat öyle bir şey. Fani, kısacık. Nasıl kısacık? Hani misal vereyim de bilmeyenler belki, bilenler bilir, bilmeyenler bilmemiştir. Bak şimdi. Bu ikisi arasında ne kadar zaman farkı var? Kaç dedim? Bir daha yapayım, iyi bak, dinleyin. Bu ikisi arasında ne kadar zaman geçmiştir? Bir saniye. Başka? İki saniye. Evet. Yok. Hayır. Bu ikisi yok ki arasında zaman geçsin. Bu ikisinin arasında. Bu ikisi nerede ki? Kafamızda. Yok ki. Öyle bir şey yok ki. Burada. Geçmişin var mı? Var tabii. Kaç yaşındasın? 39. Geçmişin var mı tabii? Nerede? Geçmişte. Nerede? Geçmişte. Geçmiş laf ettik. Ne yani? Konak'ta mı İzmir? Ben geçmişim Konak'tı biraz önce. Konak'tan. İzmir Havalimanı, Konak, Levent. Geçmiş o mu? Geçmiş neredeyse, gelecek de aynı yerdedir. Aynı şeydir. Burada. Zaman. Kısacık. Tık. 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 Zaman. İmam-ı Gazali diyor ki, saatin tıklaması var ya, tık. 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 Saatin tıklaması değil, kabri giderken ayağının sesidir diyor. Çok tuhaf değil mi abi? Kabre girerken ayağından çıkan sestir diyor. O kadar harika ki inan bana. Uçak çok fena şey olunca zaten onunla tanıştık o zaman. Korktum dedim. O korktum tabii dedi ya. Falan. O öyle tanıştık yanındakine. Yani şu anda sıcak yerde oturmuşsunuz, dinliyorsunuz beni sağ olun da. O zor duruma kaldığım zaman, yumurta geldiği zaman, sekerat başlamak üzereyken bu derslere gelmenin ne demek olduğunu o zaman anlayacağız. İnan. Bu derslere gelmenin ne demek olduğunu o sekerat anında, o anda başlayacak. Ya. Bataryaya çok ihtiyaç olacak o noktada. Evet. Dolu olmasında fayda var. Hayat orası, inan çok güzel. Orası için yaşa. Mausu, oranın mausunu kullan. Yoksa kabul etmiyor. O onayladıktan sonra mausunu, onaylanan maus onaylıyor. İlk önce orası onaylıyor. Bunu yapıyorum, orası onaylamadı. Hayır, benim değilsin dedi. Sonra baktım, niye onu? Aa! Ötekisiyle oynamış. Onaylanırsan onaylarsın ve onaylayabilirsin. İnan ne olur. Bu ruhtur. Bu dünya. Onaylanan dünya ile inşa edersin ruhunu. Onaylanmış. Ona göre masum. Tamam. Orası için yaşarsan oraya gitmek çok kolay olur. Almanya'da yaşayan gurbetçi kazandığı parayı buraya yatırsa, buraya gelmek de hayışkar olur, arzulu olur. Çünkü
kazandığını buraya yatırdı. Orada har vurup harman savursa, kazandığını yese veya almaya yatırım yapsa, Türkiye'ye gelmek ister mi? İstemez çünkü yatırımını orada yapmış. Evet, Türkiye için çalışsa, Türkiye'ye gelmek arzu ettiği gibi, ahiret için yani dünyadan ele etek çek değil, Allah'ın yani onun onayladığı şeyleri yapsa, oraya gitmek insana zor gelmez. Niçin biliyor musunuz? Orası kötü niçin değil biliyor musunuz? Çünkü oraya iman ediyorsunuz. İman ettiğiniz yer, iman edilecek kadar değerlidir. İmana girmişse, iman kadar kıymetlidir. Madem korkuyorsun, niye iman ediyorsun? Madem iman ettin, gitmekten niye korkuyorsun? İman edilecek kadar değerlidir. İmanın içine girmiş. Ne mutlu baklava yiyenlere, baklava iman edin denmemiş. Çünkü iman etmeye değmez baklava. İman etmeye değmez. Ahirete iman etmeye değer. Allah'a iman etmeyle iş koşmuş. Aynı. Amentü billahi ve melaiketi ve kütübi. Yani Allah'a iman, inkar etmek neyse ahireti inkar etmek neticesi aynıdır. Bedeli aynı. İman etmeye değecek kadar değerlidir. Bu böyle bir değerli yere gitmekten niye korkacaksın ki? Sanki ben bu kürsüden söylüyorum. Bunun adayı ben değilim. Cesaretiyle mi söylüyorum? Ha size var da teselli veriyorum. Yok ben de öleceğim. Ve kesin biliyorum. Her an ölümümü bekliyorum. Her çeşit ölümümü bekliyorum ben. Her an. Su testisi, su yoluna gider. Ve keyifliyim yani. Çünkü iman edilecek kadar kalitelidir. Hurilere iman et denmemiş. Tamam. Şunlara bunlara iman et denmemiş. Onlar da tuz biberi var sana. Önüne koyarsan koy içine. Yani yemeğin tuz biberi mi, biber miydi, yağ mıdır, şey onu kastediyorum. Yani arkadaşlar oraya hani iman tabi gaybadır ya, Karadeniz'in dağları veya bu İzmir'in dağları yalçın o kadar değil ama Karadeniz yalçındır, serttir kaya. Ama su yumuşaktır. Vura 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 oluyor ya. Bu dersleri gene gene Allah rızası için 10 dakika okuya okuya, okuya okuya oluyor. Ya nasıl uyar? Su kayan ne olduğunu bilmiyor. Biliyor mu? Bilmiyor. Nereye vuracağını biliyor. Yalnız o emir almış. Vuruyor. Ne yaptığını da bilmiyor. Sen anla ve anlama. Ne yaptığını bilme kardeşim. Su kadar ya. Kafam senin taş kadar mı taştır ya? Dersler seni oku karışma ya. Oyuncak orayı. Şekli sese dönüştür. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ses yazıya benziyor mu? Yok. Sen de demiştin işte. Yazıyı sesi değiştirdim. Dönüştürdüm. Oku. Anlaman. Anlaman için demiyorum zaten. Doktor diyor ki bak doktor var. Sen doktor musun sen de? Yok. Şu yandaki bir temiz. Yok. O kardeş. Şimdi doktorum çocuğa sen çocuk doktorum. Verdiğin ilaçları babasına da veriliyor. Ancak çocuk biliyor mu içindeki elementleri? Ne demeyecek bebek? Bu adam ben de bilmiyorum ki. Bana da verdikleri ilaç var. İçinde ne var ne bileyim? Bilmemek faydanın dışına mı attı? Faydasız mı oldu? Lan doktor kadar değerli bizim yok ya. Bu üstün kitapların yazanların ya bizim de. Bir tanesi dedi ki, hocam öyle dedi mi dedi, 6 sene tıp okudum, 2 sene, 4 sene de bilmem ne, 10 sene, lan sen 10 sene, hadi 20 sene, ben 36 sene okudum. Ruhsal hastanesinde, ben 36 sene okudum. Dima'da 7 mertebe var hocam dedi, ya tıp okumayınca böyle şey yapmamak lazım falan. Dedim ki, ne sen nereye dayanıyorsun, ben dedi hocam 6 sene tıp okudum, 4 sene bilmem ne yaptım. Kafada akıl var diğerleri detaydır dedi, sen diyor kafada, sen bilmiyorum. 7 mertebe var diyor. Ben içine bir tane akılıyor. Hocam ya tıp okumadan sen dedim bunu sen kendi okuduğunu okumadın diye beni girme sana diyorsun. Benim okuduklarımı sen okudun mu? Yok dedi. Sen ne o zaman giriyorsun? Benim sahama? Maç yapmak istiyor sana mı? Evet. Sonra durdu. Sen dedim 10 sene okudum. 20 sene. 10 sene de ben de kafadan veriyorum. Ben 36 sene okudum. Ben anlamadım. Kafada sip akıl varmış. 36 sene okudum. Sen şimdi 10 senede hemen anladın. Tamam mı?
Biz o kadar şeyiz ya. Ve 1400 seneden beri ya. Ondan sonra ustadın şeyini gösterdim. Fal taşı gibi açıldı. Tahayyül, tasavvur, taakkul. Bu nedir dedi ya. İman mertebeleri. Ondan sonra böyle lav gibi kaldım. İçerisini anlatmaya başladım. Çok da hoş oldu. İyi bir dostluğumuz başladı yani. Önce biraz barıştık ama. Belki hayatın 29 hassası ile mahiyetinin azameti anlaşılan şecereyi hayatın gayesi, neticesi ve o şecerin azametine layık meyvesi hayat ebediyedir. Yani değil bu hayat. Vallahi hiçbir şeye benzemiyor. Elmaya benzemiyor. Güneşe benzemiyor hayat. Taşa dağa benzemiyor. Hayat nereye benziyor? Sakın ha canlılık, yemek, içmek, konuşmak hayat değil, hayatın alametleri, sıfatları. Hayat nedir bilmiyor. Dünya cinsinden değil, dünya cinsinden olmayanın gayesi dünya olur mu? Her şeyi hareketlendiren, her şeyi dönüştüren, maye ve iksir olan hayat. Varlığın mayesi ve iksiri. Varlığın mayesi ve iksiri. Ne demek biliyor musunuz? Maye kalbe bakar, iksir dimağa bakar. Fikirleri oradan çıkartan ve maye ise yapısını değiştiren, sütü yoğurt yapan, çok efendim minzi yapan, peynir yapan, yoğurta dönüştüren. Maya. Maya yani. Maya diye geçiyor. Maya değil. Ne çeviriyor? Çeviriyor. Aynen. Nükleer santralda nasıl ki içindeki nükleer enerji alıyorsun, hayat santraline de maddeye atıyorsun, manaya dönüştürüyor. Bu kadar bir atomda korkunç bir enerji var, nükleer enerji. Nasıl çıkartacaksın onu? Bıçakla çıkartamazsın. Penseyle çıkartamazsın. Nükleer santral gerekiyor. İşte mana alemine maddeyi dönüştürmek için santral gerekiyor. Hayat santrali yani. Hayat. Hayat acayip bir şey ya. Mesela bir tanesini söyleyeyim size. Meft ölüm. Meft hayat kadar mahluktur ve nimettir. Meft ölüm değildir. Yani çürümek değil yani onu kastediyorum. Çürümek ayrı bir şey. Mev, tebdil-i mekandır. O da değişikliği. Lugatta manası öyle. Tebdil-i mekan, lugatta manası öyle. Aslı manası o değil. Nedir? Tebdil-i mekan, bu dünyadan öteye geçmek. Bu lugatın zahirisidir. Aslı şu, mekan değişikliği değil, mekanı değiştirmektir. Mekanda mekanı değiştirmek değil. Bu odadan odaya geçmek. Lugat öyle, zahiri söyle. Mekan, mekanı kaldırmaktır. Mevk böyledir. Bir yere gitmeyeceksin. Ört dünya, ahiretin üzerine tenteneli perdedir. Örtü neredeyse, örtülen de aynı yerdedir. Örtü nerededir? Örtüldüğü yerde oradadır. Dünya, ustad öyle demiyor mu arkadaşlar? Dünya, alem-i şehadet, ahiretin üzerine tenteneli bir perdedir üstünde diyor. Örtü neredeyse örtülen de oradadır. Buz neredeyse su oradadır. Ordu neredeyse duman ve nur da oradadır. Dünya neredeyse ahiret de oradadır. Beden neredeyse ruh da oradadır. Tebdil-i mekan tahvili vücut. Evet. O vücudu vücudu şey yapıyorsun, kalıyorsun. Vücuda o kazandığın vücutlara dönüşüyorsun. Tahvili vücut. Vücut değişikti değil. Aa bu vücut değiştik, esirden aldık. Değil. Kazandığın vücutlara sahipleniyorsun. Bir anda dırr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 r
gözün görme kabiliyetinden beyaz bir yan değil, söndüğü için dırr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 r
arabaya baktığın zaman yanıp söndüğünü anlarsın. Şimdi biz de her an, her an gözün görme, düşünmenin görmesinden, aklın görmesinden daha hızlı var olup yok oluyoruz, var olup yok oluyoruz. İlimden kudrete, kudretten ilimle, ilimden kudrete devam, kaymet işte bu. Buna halk-ı cedid deniliyor, 30. sözler şeyde geçiyor. Onun için var olup yok oluyoruz, var olup yok oluyoruz. İlimden kudrete, kudretten ilme gittiğimiz vücutlar var ya hepsi. Tahbili vücut, kazandığın vücut da oluyorsun. Hepsi aynı fotokopi değil. Sakın ha fotoğrafımız çekiliyor değil o. Böyle fotoğraf değil. O benim. Tırt 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 gidiyorum.
Var olmak oluyorsun. Bir an önceki iler yok, bitti o. Hepsi canlı ve ruhlu. Ya benim parçam mı? Hayır, hepsi aynısın. Ne kadar, ne bileyim ne kadar. Dırr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 
hepsi fotokopi değil, hepsi cennette olacaktır. Hepsi ayrı lezzet yapacak, birisi birisine mani olmayacak. Hepsi farklı yerde farklı iş yapacak. Böyle bir alemi kaçır şimdi. Sonra ahlam vahlam. Fark ediyorsun. Neydi mi ya, senin adın neydi? Mustafa. Maşallah, aferin. İmanının arttığını Allahu alem şu anda onun şeyinden müşahede ettim. Allah nasip etti. Allah Allah. Mükemmel bir nimete mazhar oldum. Tebrik ederim. Okşarsan bunları da okşardım. Bilmiyorum, gözüm sana gitti. Allah Allah. Tak aşağı indi. Çok güzel. Şimdi dırırt, Allah hepimize nasip etsin bu. Hepimize. Bak dırırt. Hepsi sensin. Hiçbirisi fotokopi değil. Asılsın. Farklı yerde farklı iş yapacak, bir iş bir işe mani değil. Nihayetsiz iş bir iş gibi olacaksın. İman ettiğin şeye tecelliye mazhar olacaksın. Cennette bir anda her yerde olmayacak mıyız? He? Öyle olacağız da öyle diyor. Cennette bir insan bir anda her yerde değil, hiçbir yerde değil. Farklı işler bir yapar, bir iş gibidir. Bir işe bir işe mani değil. Burada Cenab-ı Hakk'ın esmasına böyle iman ediyoruz. İman ettiğine mazhar olacaksın. Az önce aklıma geldi sana. İman ettiğine mazhar olacaksın. Yaşasın, geldi gitme oraya. Zaten gidiyorsun. Neyi gitmesi? Anlamadım ki kim kimeye gidecek ki? Gitmeyen mi var? Şu anda dırırtları nerede? Kaldı bu. Yani pi, dalga yayıyor tamam. Bitti. Ne oldu peki? Hepsi gitti. Dalga yaydı. Hepsi gitti. Abi gitmekten korkuyorum. Lan zaten gidiyorsun an. Hep gittin zaten, bir şey yok ki. Bütün dırırtlar ne burada? Sen de ona niye gitmiyorsun ki? Sen derken zaten senin bir şeyin yok ki. Benim gömleğim diyorsun, sana verilmiş. Adet sana verilmiş. İnsanlık sana verilmiş. Ruh sana verilmiş. Akıl ve senin kimin var, neyin var ki? Niye yalandan sahiplendin? Benim gömleğim diyen ben midir? Benim atletim diyen ben midir? Benim vücudum diyen ben midir? Benim aklım diyen, ya benim aklım anlamadı ya. Hatta ne diyor Cenab-ı Hak? Risale'de, aklınızı başınıza alınız. Aklınız yok mu? Ya aklının takının efele tefekkürün. Akla hitap değil ki bu söz. Aklınızı başınıza alınız derken, diyorlar ki, tak yeni başına aldı. Aha kafam buradaymış. Aklını başına al derken, bu hitap akla değil. Zekaya hitap ediyor, aklın sıfatını. Allah'ın esasını diyor. Çevirini koy kafana. Akıl nerede? Yok. Kafirlerde akıl yok kardeşim, zekavet var. İman edenlerde akıl var. İhtiyar aklidir, iman kalbidir. Karıştırma. Akıl nedir? Bu manada söylüyorum. Bu el yapılırken bu el kullanılmadı. Bu göz yapılırken bu göz kullanılmadı. Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı. Öyle mi? Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı. Bu aklı yapılırken bu akıl kullanılmadığına göre o akıl bundan öncedir. Bu aklı ona bağlamak akıllılıktır, vahiydir. Bu akılla kendini idare etmeye çalışmak, vahiye yüz çevirmek, ben kendimi idare etmeye ederim zannetmek zekavettir. Sıfatına düşüyorsun. Onun için Rabbini tanıyan akıllıdır. Tanımayan zekidir. Akılsızdır diyor. Akılsız yok. O bir tabir değil, doğru bu. Allah'ın aklı var mı abi? Allah'ın ilmi var. Allah'ın aklı yoktur. Çünkü mahluktur. Akıl mahluktur. Evet, mahluktur. Allah mahluk değil ki. Akıl verilmiştir. Alettir. Alettir. Akıl alet, kalp alettir. Allah alimdir. İlmiyle yaptı. Aklı, akıl yapılandır. Bu masayı ben yaptım. Bana benziyor mu? Benden sonradır. Ben ondan önceyim. Ve bana benzemez. Aklı yapan akıldan öncedir ve akla benzemez.
İlim bu anlamda mahluk olmuyor mu? Haşa! Bunu yapan bensem, ilimle yaptım, bu masadır. Masa akıldır diyelim. İlimle yaptı. İlim dişe vurdu şöyle. Mahluket zuhuratları anlatayım. Buz. Buz ama kafayı takma, sudur. Değil mi? Zuhurat. Buz nedir? Suyun sıfatıdır. Dolu, kar, buhar. Ya ona da takılma bak. Aslı yani vacipte nasıl mahluk olur diye anlatacağım. Buz. Takılma su. Su ama H2O. H2O ama enerji. Enerji ama esirdir aslı. Yani buzun aslı sudur. Hepsinin aslına doğru gidiyorum. Enerji. Esir. Maddeyi hayat. Aynı hayat. Akıl cebeli, ruh cebeli, Nur-u Muhammed'i, Esma. Bunlar hep zuhurattır. Esma'nın meratipleridir. Hakikat meratibidir. Çok garip. Hasan abi ne yaptın abi ya? Biliyor musun? Maşallah. Ya. Maşallah. Bak zuhuratlara bak. Nasıl vacipte mahluk olur? Sudan buz olduğu gibi. Dolmuş dışarıya çıkmış, doşmuş. Şimdi kemanı direkt bu binaya bağlasa ne olur? Duman olur bu bina, bina duman olur. Ne trafolar olması lazım? Arada berzaklar olması lazım. Ben eskide hayatın, Allah'ın hay sıfatı direkt bize vurduğunu zannediyordum. Büyük bir yanılgıymış benim. Benim hayatım Allah'ın hayatından geliyor diye özgürüm. Oradan zannediyordum. Hay sıfatından geliyor, mazhar olduğum hayat değil. Değilmiş. Çünkü Keban Barajı'ndaki enerjiyi 500 bin voltu eve bağlamak, ne olursa ev, Allah'ın hay sıfatı bana tecelli etse duman olurum ben de. Tecelli eden ne abi? Hay! Nereye edecek bak şimdi? Hay nasıl edecek? Bana nasıl indirgenecek? Evime nasıl gelecek? Bedene nasıl? Bedene nasıl uygun hayat olacak? Beden uygun hayat mıdır Allah'ın hayatı aşağı? İlk önce trafoya vuruyor Nur-u Muhammed'i. Bir indirge, şey, hay muhi esmasına indirgeniyor, esma. Sonra Nur-u Muhammed'i'ye, sonra bir dönüşüm yaparak aşazam oluyor. Sonra derken ben oluyor. Onun için peygamber niçin ihtiyaçtır? 500 bin voltluk evindeki eleti dönüştürmesi, trafo ve berzahlar ne kadar ihtiyaçsa benim hayatıma peygamber o kadar ihtiyaçtır. Peygamber kalkarsa hayatım yoktur. Devreler yanar. Yani bu beşeriyetini düşünmeyin. Ruhu halisi böyle bir şey. Devreler yanar, sistem gider. Sebebi vücudumuz dedi üstadın demek ki bu mana. Bu mana ya. Yine abi burada bu dünyada rahatlığın varlık cinsinden olmayan bir çobanına inanmakla mümkündür. İnsan için en gizemli ve gizli şey kendisidir. İnsanın ruhsal yapısı bu alemin malzemesiyle yapılmadığı için sırf bu alemin mahsulleriyle çözümlenip huzurunu temin edemeyeceğini aklın bilmesi lazım. Kesin! Yani bu hayat varlık cinsinden olmadığı için bu aklın anahtarı olan akılla bu hayatı sırf çözemezsin. Bu mouse'da buraya giremezsin. Malzeme bu malzemeyle olmaz. Olmaz bu malzemeyle olmaz. Elma armutta fizikle ve matematikte bilmek olmaz bu iş. Bu da madde üstü. Atom üstü. Ya acayip bir şey ya. İnsan kendisini tanıdıkça heyecanlanıyor ya. Demek ki abi nereye gideceğiz lan? Zaten gidiyorsun. Gittin zaten. Tır 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 tır. Bir tanesi dedi ki oğlan başım döndü diyor. Peki abi Risalet-i Ahmet Risalet-i Muhammed şey farklı mı olur? Yani şimdi o trafo dedin ya. Aynen. İşte onun bir maddi manevisi bir böyle bir ayırt etsek çok kısa. Derin yere mi girdim abi? Dokunuyor. Ucuma dokunuyor. Zaaf noktalar olmak. Sen ha psikolojici deseler hem neden biliyor musun? Konuşurken kolunu çevirdi ya öyle. Hazırlandı. Yani böyle var ya, veya böyle böyle dinler. Hep beden dilidir. Yani giriyoruz demektir. Fakat sıra indirmeye başladı. Arkadaşlar biz konuşuyoruz ama nasılsınız, iyi misiniz? Ya içeriz bir abi kardeşler. İki öyle mi diyor? Var abi. Tamam. Ne kadar oldu? Burada 39 gösteriyor. Bu yanlış. Tamam.
Peki, bu hayata mazhar olmamızı, bu denilen hayat yaşamamızı, fark edip furkanlaşmamızı Allah nasip eylesin. O hakla haklanmayı, o giden hayatın sahiplenmeyi, kafirin de gidiyor ama hakla haklanmayı ve hakikatle sahiplenmeyi Cenab-ı Hak nasip eylesin. Amin. Vâhir davâhum en elhamdülillâhi rabbil âlemin el-fâtiha.